Evet dostlar, şu an mera arıyoruz. Kendimize biraz daha müsait bir mera. Diğer taraf biraz suyuydu. Biraz daha derin bir yer arıyoruz. Dostlar, şimdi oltamızı aradık. Oraya birkaç tane sırık taktım. Kan sülüğü kullanacağız yem olarak. İğnemiz bu. Zaten gösterdim. Yeme bu şekilde takıyoruz. Öldürmeyecek şekilde. Suda hareket edecek bu sülük. Görüyor musun? İki tane takıyorum. İğnemi neredeyse tamamen kapatıyor iki tanesi. Zaten yayın yemi alsa dahil. Sülükte yine şey kalıyor. Ölmüyor sülük. Yine tekrardan kullanabiliyorsunuz. Suya girdiği zaman bu açıyor. Kendini hareket etmeye başlıyor. Yayında attıktan sonra kalamayı açmanız lazım. Şayet büyük balık denk gelirse, bak şimdi şöyle şuraya gösterebilecek miyiz sudaki şeyinde? Suya girdiği zaman nasıl hareketleniyor? Ben çalışıyordum, burayı çekmeyin yani. Önümüze atacağım. Ben diğer oltayı da açayım. Beklemeye devam edelim. Hadi rast gelsin. Evet dostlar, çadırı kuruyoruz. Hava kararmaya başladı daha. Oltayı hızlı bile takamadım. Bir an önce kurup yerleşmemiz lazım. Daha yatağa şişirecek. Evet dostlar, şimdi attım bu kasna. Daha 5 dakika olmadı. Çaldı zil. Bir balık aldık. Geliyor. Çok kötü değil. Geldi. Küçük. Yavru, dün aldığımız aynı boyut aşağı yukarı. Bu da. Ama hiç balığı yaralamadan geri salabileceğiz. Hatta karga burnuna bile gerek yok gibi bir şey. Şöyle bak, kelebek kol boyu, görüyor musun? Kelebek derler buna. Yavruyu saldık. Bir büyük abisi geldi. Alıyor muyuz? Yapıyor muyuz balığı? Şöyle. Evet dostlar, ben balığın salımını gerçekleştireceğim şimdi. Şurada birazcık bırakayım da. Buraya yine biraz az çok inebiliyoruz. Biraz sersemledi tabi. Bak şimdi. Hadi bakalım. Doğup büyüdüğü yere geri iadesini gerçekleştirdik. Hayvan da şaşırdı. Niye geri dönüyorum diye. Ölmeye hazırlamış kendini. Evet, bitti. Hadi rast gelsin.